Hep sıfır telefonları konuşuyoruz. Gelin bir de bakalım şu ikinci el telefonları satın almak istediğimizde nelere dikkat etmeliyiz ve 3000-5000 TL arasında hangi ikinci el telefonlar en iyi akıllı telefonlar? Liste burada. Hadi geçelim. Sevgili arkadaşlar, kanalıma verdiğiniz destekler için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmayı, abone olmayı ve tabii ki bu videoyu beğenip aşağı bir de yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Genel anlamda da şöyle kanalıma bir göz atarsanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Şimdi liste ikinci el akıllı telefonlar listesi. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunların başında ikinci el bir akıllı telefon sizlere tavsiye ediyorum ama dikkat etmeniz gereken konuları da sizlere aktarmazsam olmaz arkadaşlar. Öncelikle bir ikinci el akıllı telefon alırken mutlaka güvenilir ve tabii ki bildiğiniz bir yerden satın almaya çalışın. Ama eğer bunları sağlayamıyorsanız da şunlara dikkat etmelisiniz. Telefon bir işlem gördüyse o işlemin en iyi şekilde yapıldığına mutlaka önem gösterin ve emin olmaya çalışın. Özellikle bu işlem teknik anlamda daha iyi anladığını düşündüğünüz birisi varsa onu yanınıza alıp gidip telefonu alırsanız çok daha iyi olur. Çünkü işlem görmüş cihazlarda kötü işçilik sebebiyle sonrasında daha önemli ve daha kötü sorunlarla karşılaşabiliyor kullanıcılar. Dolayısıyla sizler bu konuda mutlaka dikkatli olun. Listemde gerçekten güzel akıllı telefonlar var ama sizler de ya keşke şu ikinci el akıllı telefonu da koysaydın abi dediğiniz bir model varsa rahat rahat yorumlara yazarsınız. Onları da listeye ekledik diye ben altına yorumu bırakırım. Biliyorsunuz hepinizin yorumlarına tek tek cevap veriyorum. Xiaomi Mi Note 10. Hepinizin bildiği, duyduğu bir akıllı telefon. Bu akıllı telefonun özellikle kamera tarafındaki 108 megapiksellik sensör oldukça önem arz ediyor. Ancak bu cihazın diğer cihazlarla rekabet edebilmesinin tek sebebi de bu değil. Aynı zamanda performansı, malzeme kalitesi ve diğer detayları da gayet yerinde ve fiyatı 3500-4000 TL bandında arkadaşlar. Eğer satın alırsanız sizleri üzmeyecek bir akıllı telefon, ikinci el tarafında da sizleri mutlu edecek cihazlardan bir tanesi. Realme 7 Pro. Özellikle bu akıllı telefon tanıtıldığında ben anlatma fırsatını bulmuştum sizlere bir inceleme videosunda ve o gün için çok iyi bir cihaz demiştim sizlere. Yani hem teknik detayları hem şarj özellikleri hem de birçok detayıyla göz dolduran ve tabii o günkü fiyatıyla da sıfır fiyatıyla gayet geçerli bir fiyat ile gelen Realme 7 Pro bugünlerde ikinci el olarak baktığımızda arkadaşlar 3000 ila 4000 TL bandında satılıyor. Sizlere anlattığım bu akıllı telefonların bazıları amiral gemisi sınıfına dahil, birkaç sene öncesinde amiral gemisi sınıfına dahil ve fiyatlarına baktığımızda da açıkçası şu anda satın alabileceğiniz herhangi bir sıfır Android cihaz, yani 3000-5000 TL arasındaki Android cihazdan çok daha iyi performansı bizlerle buluşturabiliyor bu cihazlar. O yüzden listemdeki bir diğer cihazla devam etmek istiyorum. Hazır amiral gemisi demişken benim de dünya lansmanına katılma fırsatı bulduğum, Barcelona'da yapılmıştı bu lansman, Samsung'un Galaxy S9 Plus telefonunu sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Bu cihaz tanıtıldığında özellikle Mobil Dünya Kongresi'nde o sene için diyafram aralığını açıp kapatabilen kamera tasarımıyla oldukça dikkat çekmişti. Bu değişken diyafram sayesinde özellikle gece fotoğraflarında çok iyi sonuçları bizlerle buluşturabilen Galaxy S9 Plus genel anlamda hem malzeme yapısı hem ekranı hem de tabii ki bir amiral gemisine yakışır bir akıllı telefon olduğu için bu listede kendisine yer bulmaya hak kazandı arkadaşlar benim nezdimde ve benim de beğendiğim bir akıllı telefondu. Sizlerin de sevip beğeneceğine inanıyorum hem kamera hem de diğer detaylarıyla. Peki S9 Plus bugünlerde ne kadar? 3500-4000 TL arasında değişiyor arkadaşlar fiyatı. Hani böyle biraz daha şansınızı zorlayıp 4500 TL civarlarına çıkabilirseniz bir tık daha temizini satın alabilirsiniz sevgili dostlar diyeyim ve bir sonraki cihazla devam edeyim. Bu listede kesinlikle olmazsa olmaz olan bir akıllı telefon. Benim için müthiş cihazlardan bir tanesi, yani etkisinden kurtulamadığım Android cihazlardan bir tanesidir kamerası sebebiyle. Huawei P30 Pro arkadaşlar. Yine dünya lansmanına katılıp sizlere ilk aktaranlardan bir tanesi olduğum bu akıllı telefon şu anda ikinci el listemde sizlere tavsiye ettiğim bir akıllı telefon. Yani gerçekten geldiğimiz noktaya bazen çok üzülüyorum arkadaşlar. Buraya sizlere gelip de tabii ki en son model cihazların listelerini yapıp anlatmayı çok isterdim. Ancak sizlerden gelen talepler ve görüntüleyebildiğim, öğrenebildiğim satış raporları sebebiyle sizlerin hangi bütçelerde alım yaptığını gördüğüm için bu listeyi hazırlıyorum ve sizlere neredeyse 2-3 sene önceki akıllı telefonların ikinci ellerinin hangilerinin avantajlı olduğunu anlatıyorum.
Yani affınıza sığınıyorum ama sizlere fayda sağlayabildiğimi düşünüyorum bu listeyle. O yüzden sizlere desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim diyeyim ve dönelim P30 Pro'ya. Şimdi P30 Pro ekranı, tasarımı ve içerisinde bulundurduğu teknik detaylarla kesinlikle çok iyi bir akıllı telefon. Özellikle fotoğraf anlamında bir akıllı telefon arıyorsanız ve sizlerin bütçesi de şu günlerde 4500-5000, biraz 5000'in üstü bandındaysa kesinlikle ama kesinlikle P30 Pro'ya bir göz atın arkadaşlar. Çünkü bu fiyat bandında alabileceğiniz birçok akıllı telefondan çok daha iyi bir kameraya sahip P30 Pro. Hatta hala biliyorsunuz bazı amiral gemisi cihazlarla bile kendisini yan yana koyup testler yapan yabancı da olsa YouTube kanalları var. Dolayısıyla P30 Pro'nun fotoğraf kalitesi kesinlikle tartışılmaz. Hala güncelleme alan bir akıllı telefon. Hala güncel. Bu fiyattan satın alabileceğiniz sıfır Android cihazların çok ötesinde bir cihaz. Dolayısıyla bir amiral gemisi modelde olduğu için çok rahat bir şekilde sizlere ikinci elini temiz bir şekilde almanız şartıyla tavsiye edebilirim. Ve gelelim Apple'sız olmaz. İkinci el listesi yapmışken bir Apple cihazı da eklemek istedim. Ancak orada da şöyle bir darboğaza girdim. iPhone 8 aslında ailesinden cihazları bu listeye ekleyebilirdim. Ancak baktığımda iPhone 8 iOS 16'yı alacak. iOS 17'yi çok yüksek ihtimalle almayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla böylesine bir risk taşıyan cihazı da sizlere tavsiye etmek istemedim. Her zaman olduğu gibi bir de bonus cihaz olarak ben bir Apple cihazı eklemek istedim. Neden bonus olduğunu da söyleyeyim. Çünkü iPhone X'in temizleri 6000-7000 TL bandından bulunabiliyor. iPhone X'i sizlere çok da böyle özet geçerek de anlatmak istesem de hepinizin bildiği bir akıllı telefon. Akıllı telefon camiasında yepyeni bir tasarım, yepyeni bir görünüş ve tabii ki bence tüm cihazların kaderini değiştiren de bir tasarım ile geliyor iPhone X modeli. Dolayısıyla bu listede kendine yine yer bulmayı başardı bu cihaz. Sizler ne düşünüyorsunuz bu liste hakkında? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve tabii ki kanalımdan ve benim diğer videolarımdan desteklerinizi eksik etmezseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Eksik gördüğünüz cihazları da yorumlara lütfen bırakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.